Bak Bediüzzaman ne diyor? Hutbe-i Şamiye'de sayfa 49-50. Bak diyor ki Bediüzzaman, ümitsizlik ümmetlerin, milletlerin kanser denilen en dehşetli bir hastalığıdır. Kanser gibidir diyor Bediüzzaman. Ve iyiliklere mani ve hakikatine muhaliftir diyor. Korkak, aşağı ve acizlerin günahıdır, bahaneleridir diyor. Bak korkak, aşağı ve acizlerin günahıdır, bahaneleridir. Ümitsizlik ve yeis. İslam'dan gelen yiğitliğin aslı değildir. İslam'dan yiğitlik gelir diyor. Delikanlılık gelir diyor. Onun için bu böyle gölgelerinden korkan takımın yalanlarına kimse inanmasın. Mehmet Akif Ersoy da rahmetli, geleceğe yeis ile bakanlara sesleniyor. Ati karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Çok şahane evet. Bak. Bak ati karanlık görerek azmi bırakmak, geleceğe karanlık görerek azmi ve gayreti bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Evet. En aşağılık ölüm şeklidir diyor. Maşallah. İnşallah. Gamı tasayı bırak, iraden canlı ise ümit kaynağı ol, olabilirsin herkese. Maşallah. Şahane. Bak, gamı tasayı bırak, iraden canlı ise ümit kaynağı ol, olabilirsin herkese. Sen millete ümitsizlik vermeye çalışıyorsun. Bakan, canıraş, var gücüyle Dışişleri Bakanı mübarek, Allah rızası için gayret ediyor, Türk İslam Birliği için. Boşa uğraşıyorsun sen ya diyor. Akla bak ya. Evet. Peygamberimize de öyle diyordulardı o zaman Mekke müşrikleri. Boşa uğraşıyorsun diyorlardı. Ama Allah muvaffak etti. İnşallah. Şimdi burada da, öbür kafada da birçok üstünde aynı şeyi görüyoruz. Kolayca olabilecek bir şeyi çok zor ve imkansız gibi gösteriyorlar. Türkistan Birliği'nden kolay ne var ya? Sadece hükümetler toplanacaklar, tamam diyecekler, o kadar. Bir kelime. Milletler zaten hepsi istiyor. Bak dün Türkiye devletlerden kardeşlerimiz geldi. Acayip istekliler İslam'a, Kur'an'a. İttihat İslam'a, Türk İslam Birliği'ne. Aşkla, şevkle istiyorlar. Devletler, hükümetler aynı şekilde çok coşkulular. Bak mesela bizim bu kitabımızı kardeşlerimiz yurt dışında bastırmışlar. Kendi gayretleriyle maşallah. Nerede onun açıklaması? Efendim. Evet. Maşallah. Kırgızlar olsun, Özbekler olsun, Tacikler olsun. Her yerde kitaplarımıza çok coşkuyla sahip çıkıyorlar. Maşallah. Türkiye devletlerde Darwinizm yavaş yavaş yasaklanmaya başlamış. Elhamdülillah. Maşallah hocam. O hayret verici. Benim kitaplarım resmi kitap olarak okutulmak üzere karar alınmış. Elhamdülillah. Hangisinde söylemeyeyim de bereketi gitmesin. İnşallah. İnşallah. Darwinizm açıkça devlet başkanı demiş bu yalan. Milleti kandırmayalım, doğrusunu söyleyelim. Milleti aldatmak ayıp demiş. Yalan olduğu belli bunun. Doğru olmayan bir şey gençlere niye öğretelim ki demiş. Doğrusunu öğretelim demiş. Harun Yayan'ın kitaplarını resmi olarak bastırın. Dağıtın okullarda demişler. Maşallah. Bu dönem başlıyor. Maşallah. İşte bu kadar. Maşallah. Darwinizm öğretilsin, komünizm öğretilsin. Bir devrin zulmü bu. Bir devrin acımasızlığı, bir devrin akıl almaz, mantıksız yapısı. İnsanlar nasıl kandırılmış, insanlar nasıl mahvedilmiş, neyle kandırılmış, ibret vesikası olarak mutlaka anlatılması lazım Darwinizm. Hatta Darwinizm müzeleri yapılması lazım. Halk bu felaketi öğrenmesi lazım. O devirde basılan kitaplar müzeye konması lazım. Değil mi? O nasıl yalanlar söylemişler, halkı nasıl aldatmışlar. O propaganda nasıl yapılmış. Mesela ünlü Darwinist yalancılar kimler? Halkı aldatmada verdikleri emekler, gayretler nasıl oldu? Darwinistlerin halkı yıldırmak için yaptıkları yöntemler, hangi kişiler okullardan atıldı? Kimlere nasıl zulüm yapıldı? İkinci Dünya Harbi'nin
kökenini Darwinizm nasıl oluşturuyor, bunları böyle geniş geniş anlatan, geçmiş felaketi anlatan, tarihi hakikatleri ortaya koyan müzeler yapılması lazım. Darwinizm müzeleri. Çünkü Darwinizm yani deccaliyet müzeleri. Deccal'in tarihini anlatmak lazım insanlara. Deccaliyet nasıl öldü? Nasıl yok edildi? Bunlar gençliğe öğretilecek. Şimdi olmasa da yakın bir zamanda Deccaliyet'in müzeleri olacak. Deccal nasıl öldü? Deccal ne zaman başladı? Nerede çıktı? Ve ne şekilde, kimler tarafından yerle bir edildi? Bunlar gençliğe dünyanın her tarafında müzelerle anlatılacak. İnşallah. Biz bir ön çalışma yapacağız. Türkiye devletlerde de başladı. Başka yerlerde de var. Bir müze daha açılıyor. Devlet çapında açılıyor. Yerini söylemiyorum ki bereketi kaçmasın diye. Müze açıldıktan sonra söyleyeceğim. Darwinizmin yıkılışıyla ilgili, yani Deccal'in ölümüyle ilgili bir müze. Bir Türkiye devleti açılıyor inşallah. İnşallah. Şu fakir abinizin öncülüğünde. İnşallah. Maşallah. 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 Elhamdülillah.